Merhaba arkadaşlar, ben Panorama Statü'den Serdar. Panorama Statü YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size rotary bir dövme makinesi seti nasıl olmalı, içerisinde hangi ürünler bulunmalı, rotary makinelerin ayarı nasıl yapılır, onunla ilgili bilgiler vereceğim. Şu an hali hazırda dövmemalzeme.com sitemizde hazırda bulunan V2 setin açılımını yapıyorum. Setler size satın aldığınız takdirde bu şekilde gelmektedir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet, setimi açtım. İçerisindeki malzemeleri hemen çıkartıyorum. Biz bu setin içerisindeki malzemeleri iki ana gruba ayırıyoruz arkadaşlar. Birincisi setin demirbaşları, yani dövme ekipmanınızın demirbaşları. İkincisi ekipmanınızın sarf malzemeleri. Öncelikle demirbaşları çıkaralım. Aurora bir adaptörüm var. Hummingbird V2 adaptörüm. Click cord. Genellikle rotary setlerin içerisinde pedal da olur demirbaşlarda. Ama bu adaptörün pedalsız çalışma özelliği olduğu için içerisine pedal koymamışız. Hemen sizlere sarf malzemelerin tanıtımını yapacağım. Transfer kağıdı, batır, dövme kremi, dövme aşamasında teni yumuşatma amacıyla kullanılıyor. Transfer sıvısı, Hermes köpük, temizleme için kullanılıyor. Cleaner, temizleme solüsyonu, temizleme amacıyla kullanılıyor. 50 adet karışık iğne uç, 2 adet bakım kremi, 1 adet küçük 50 ml'lik vazelin, 2 adet Radiant Harajuku marka outlining ve shading, 1 adet çizgi, 1 adet gölge boyası, 1 adet küçük Radiant Super White beyaz boya, 1 adet grip cover kamuflaj renginde, 1 adet plastik potalık, ortalama 150 adet küçük boy pota, 1 adet deneme derisi, 1 adet alyan, rubber band ve bar tıpası bulunmaktadır arkadaşlar. Hemen makinemizin kurulumuna geçelim. Hummingbird V2 rotary makine. Bobinli makinelere göre yeni nesil teknoloji. Artık bobinlerden arınmış, motorlu sisteme geçilmiş bir sistem. İçerisinde Swift motor var. Güzel bir makinedir. Aurora 2 adaptörümüz 2,5 amper, amperi yüksek, güzel bir adaptör. Setin kurulumuna geçiyorum arkadaşlar. Adaptörü fişe taktım. 9,4 çok yüksek. Rotary makineler biraz daha düşük voltajlarda çalışır bobinlilere göre. Onun için 7 voltajı aldım. Bu rotary makinelere RCA takılırken arkadaşlar genelde bazı arkadaşlar çevirerek takıyor ve çevirerek çıkartıyorlar. Bu şekilde takılması çok yanlış. Makineye gerçekten ciddi zararlar verebiliyor. Bilginiz olsun. Her zaman takarken dik bir doğrultuda, çıkartırken de dümdüz çekerek çıkartmanız sizin için daha iyi olacaktır. Zaten bu şekilde bu makineler çok fazla zarar gördüğü için Hummingbird yeni nesilde içerisine böyle bir kart koymuş. Kartın üstünde clip cord'un nasıl takılacağını göstermişler. Hemen gripimizi takalım.
Gripim iki parçadan oluşuyor. Grip borusu ve grip. Üzerinde iki adet ayar vidası yeri var. Bu vidaları gevşetiyorum. Gelişi güzel. Grip borumu öncelikle şuraya bir sabitliyorum. Daha sonra ayar için yerini değiştireceğim. Evet, makine sıfır olduğu için ilk aşamada gribi takmakta biraz zorlanabiliyoruz. Gribimi taktım. Hafif bir şekilde sıkıyorum. Şimdi hiç vakit kaybetmeden şurada hazırda açık bulunan iğnemi alıyorum. Arkadaşlar, iğneyi makineye takmadan önce her zaman önce iğnenin üstüne bar tıpasını oturtun. Bu şekilde makineye takın. İğnemi makineye taktım. Tipsimi yerleştiriyorum. Tipsimi de yerleştirirken iğnenin tipsin ucundan 1 milim kadar, bir tırnak ucu kadar çıkmasına özen gösterin. Zaten bu makine 3,5 stroke. Makine çalışmaya başladığında İğne yeteri kadar 3,5-4 milim dışarı çıkacaktır. Bobinli makinelerde rubber band lastikle iğneyi tutuyorduk. Rotary makinelerde rubber band olayı ortadan kalkıyor. Şu şekilde bir vida aksamı var. Bunu ileri geri hareket ettirebiliyorum. Üstündeki vidayı gevşeterek hafif vidayı sıktığım zaman şu plastik halka kısmını iğnenin tam ortalı bir şekilde ortasına hafifçe yerleştiriyorum. Aurora 2 adaptör dedik. Pedalsız çalışma özelliği var. Üstündeki pedal yerine dokunduğum zaman makine çalışıyor. Aurora adaptörle ilgili bu mod ayarları ile ilgili kısaca bir konuşmak istiyorum. Çünkü alan arkadaşlar genelde mod ayarlarını tam olarak kestiremiyorlar. Bunu bize soruyorlar. Yeni alan arkadaşlar da buradan öğrenmiş olurlar. Hem Aurora'da çift makine çalıştırma özelliği var ve pedalsız makineyi çalıştırma özelliği var arkadaşlar. Öncelikle klip kordum ve pedalımı taktım. Şu an pedala bastığım zaman makinem çalışıyor. Peki arkadaş şunu soruyor. Ben pedalı iptal etmek istiyorum ve pedalın yerine de yeni bir klip kord takıp farklı bir makine çalıştırmak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Şimdi pedalımı adaptörden çıkardım. Makinenin RCA yerini de pedalın yerine taktım. Üzerindeki start stop yerine bastığım zaman makine çalışmıyor. Benim pedalı iptal edip RCA'yı aktif hale getirmem gerekiyor. Bunun için de makinenin sol tarafında duran artı tuşu ve alttaki yön hareketine şöyle bir 3-4 saniye basılı tutmam gerekiyor arkadaşlar. 1-0 diye üzerinde bir uyarı işareti çıkacak. 1-0 demek bu makinede sadece bir adet makine çalıştırılabilir demek. Ben iki makine çalıştırmak istiyorum. Onun için sağ taraftaki eksi ve sağ yön tuşuna 3-4 saniye basılı tutuyorum. Şu an 1-1 tuşu devreye girdi. Yani 1-1 mod ne demek? Bu adaptörde şu an pedal tuşu iptal, iki makine takılıp adaptörle çalışılabilir demek arkadaşlar. Şu an RCA'm sağ tarafta ve ben
sağ tarafa aldığımda makine çalışıyor. Şu an pedal yeriyle makineyi çalıştırıyorum. Şu an pedal yerinden söktüm. Kendi RCA yerine taktım. Şu an tekrardan makinem çalıştı. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ederiz.